Arkadaşlar selamlar. Bugün Mustafa kardeşimizin yanındayız. Havza Dereköy barajındayız. Mustafa kardeşimiz de burada somon yetiştiriciliği yapıyor. Havuzları var. Az sonra hep beraber havuzların başına gideceğiz. Hem balık tutacağız, balıkları göstereceğiz size. Hem de buranın güzel bir tanıtımını yapacağız. Böyle gidelim Turgut'um. O denemeyi burada yapabilirsiniz. Buradaki balıklar biraz daha büyük, biraz daha atraksiyonu fazla olur. Arkadaşlar, gel Turgut. Şu anda kafesin içerisinde şöyle bir MEPS'le deneme yapıyoruz. Deneme yaptığımız sırada balıklar aşağıda. Bu balıklar herhalde, evet, şu anda bir tane balığı aldık arkadaşlar. Hay maşallah. Balıklar güzel. Bu şimdi kanca yediği zaman ölüyor mu? Biraz hasarlanır tabii ki. Hani hırpalarsa daha fazla ölebilir. Şey, dudak kenarına falan yapsın ama çok sıkıntı olmaz o zaman. Toplamda kaç ton civarında balon var burada? 25 ton yıl kapasitemiz var. 25 ton. Evet. Çok güzel. 25 ton kapasitemiz. Çek abi, çek 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 çek. Bu balığı kaçırma. Kaçırma, kaçırma. Dur abi yavaş. Çok güzel, çok güzel. Hoppa. Evet arkadaşlar, balığı aldık. Çok güzel bir balık. Oo, büyük balık. İyi de kızarmış. Açtım hocam. Dikkat et. Balıkları siz burada büyütüp daha sonra... Yok, biz yavru olarak alıyoruz. Yavru olarak alıyoruz. Yavru olarak. Denize falan götürüyor musunuz peki? Yok, deniz sevkiyatımız yok. Buradan, deniz sevkiyatımız yok. Buradan canlı. Arkadaşlar çok güzel. İşleme tesislerine gidiyor. Kızarmış bir balık. Burada şu anda küçük bir havuz. Evet. Bu havuzun içerisinde satış içerisinde. Bunda şu anda ne kadar bir balık var? Çok bir şey yok burada. Ha, anladım. Bir tane falan kalmış. Şimdi arkadaşlar şuradan eğer görebiliyorsanız göstereceğim size. Burada yaklaşık 5 tane havuz var. Bu havuzdan arkadaşımız balıkları alıp buraya getiriyor. Bunlar satış için hazırlanıyor. Evet. Haydi bakalım gidelim. Bu burada dursa bir şey olur mu? Olmaz da yine de şunun üzerine koyalım. Evet, olacağız. Tuttum abi. Evet arkadaşlar. Çok güzel mekan. 10 numara. 10 numara. Şu anda ne yapıyoruz? Şurada görmüş olduğunuz kafeslere doğru ilerliyoruz. Aynen öyle. Kaptanım isim neydi abi? Mustafa. Mustafa abi sağ olsun bize yardımcı olduğunda. Güzel bir deneyim yaşadık arkadaşlar. Aynen öyle. 10 numara meşhurdu. Halil abim, kankim benim şu anda sırtı yapıyor. Aynen. Palamut falan çıkarsa. 10 numara. Çok güzel ya. İlk defa biz de böyle bir deneyim yaşayacağız. Kafeslere ilk defa bu kadar yakın olacağız. Bakalım nasıl olacak. Halil abi, ilk balığını aldın. Abi. Nasıldı? Keyifli miydi? Vallahi. Evet Ahmet Bey. 10 numara kardeşim. Böyle güzel. Şu tarafı çekiyoruz. Kafeslere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Abi burada devrilme riski var biliyor musun? Yok sen bana bak, bu tarafa doğru yattık ama. Tamam, sen aynen. Sen geliyorsun abi. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz kafeslerde, şu ön iki kafeste yavru balıklar var. Diğer arka kafeslerde de porsiyonluk balıklar varmış. Bakacağız, hepsini göreceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz kafeslere yaklaştık. Az önce dediğimiz gibi ön iki kafeslerde yavru balıklar mevcut. Arka diğer kafeslerde de porsiyonluklar mevcut. Buradaki porsiyonluk
bütün balıklar restoranlara falan gidiyor. Buradan denize sevkiyat yok. Öyle bilginiz olsun arkadaşlar. Denize sevkiyat asla yok burada. Ayrıca burası yine aynı şekilde avcılığa yasak bir bölge. Derbent Barajı gibi değil. Öyle düşünmek lazım. Burada arkadaşımız yaklaşık 5 seneden beri bu kafeslerle beraber güzel bir şey yapmış. Bize de bu zevki yaşatıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, kafeslerde balıklar şu anda atlıyor arkadaşlar. Belki görebiliyorsunuz. Evet. Of, atlayanı gördüm. Harika, harika. Yakaladım. 10 numara. Herhalde bunlar büyük ihtimal bu motorun sesini duyduklarında hayvanlar... Neyle gelsem daha fazla tepki gösterirler. Şey yapıyorlar değil mi? Yemlenme olacağı için... Arkadaşlar şu anda belki görebiliyorsunuz. Turgut arkadaşım da çekim yapıyor. Çok iyi ya. Bunların alta doğru ne kadar derinliği var? Kaç metre kadar derinliği var? Yani yüzeyden aşağıya doğru 6 metreden başlıyor. 14-15 metreye kadar ağ derinliği. Aşağı kadar iniyor ağ derinliğine kadar. Evet Ahmet Bey. Ne diyorsunuz kafesler hakkında? 10 numara 5 yıldız. Evet. Şu anda ilk defa bu kadar yaklaştı herhalde kafeslere. Yani burada buraya da geliyorlar mı acaba siz yemlerken normal barajda? Ben hiç denemedim ama bazen böyle hava merakı olan arkadaşlar benimle beraber geliyor yemleme yaparken. Boy veririm. Aldığı oluyor mu? Da oluyor, tutamadıkları da oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi balıklar şu anda çıldırmış bir vaziyetteler. Şu anda kafeslere ilk defa bu kadar yakınız. Ceren abi yorumlarını alabilir miyiz abi? Nasıl bir his? Abi vallahi çok güzel bir his ya. Yani hep böyle dışarıdan tuttuk, kafeslere uzak kaldık. Yani hep bu içerisindeki bu atraksiyon mu diyoruz artık ne diyorsak ona. Onu hep çok merak ediyorduk böyle. Yani şu anda balıkların oynaması, atlaması ya bizim gibi balıkçılar için muhteşem bir heyecan. Şöyle bir şey yap mesela Turgut. Abi burada yan var mı abi? Bak. Ben zaten yemek çıkaracaktım. Ha burayı çek. Hiçbir şey olmadı. Lanet olası. Ahmet. Ahmet. Şu balıklara bak, şu balıklara bak. Baba nasıl geziyorlar bak. Bak o az bak az bak abi gel. Bunlar doymuş. Doymuş değil de ön saatleri bir açalım. He. Yine var hareket ya. Abi çok güzel oynaklar. Arkadaşlar evet kafeslerin yanına geldik. Şimdi Mustafa kardeşimize. Şimdi biz balıkçılar olarak bilmediğimiz birçok şey var kafesler hakkında. Onlarla ilgili birkaç soru soracağız. Hem de cevabını alacağız. Öncelikle birinci soru. Evet. Bizi de buraya getiren sebeplerden birisi. Abi kafes patladı mı yakın zamanda? Peki bu yalanı mesela ne uydurtuyor? Balıkçının yalanı bol olur. Yalanı bol olur açıkçası. Şimdi adam bir tane iki tane balık tutar. Buradan havzaya inene kadar 10 olur. Samsun'a geçene kadar 30-40 bulur yani. Evet. Ondan sonra biri 40 duyarsa 50 der. 50 duyan 100 der falan derken öyle. Havuz patlamış. Aynen havuz patladı olur yani. Peki bu havuz patlama olayı yani ne kadar gerçek? Burada pek yaşanmaz. Çünkü burası çok dalgalı bir baraj değil. Yani böyle rüzgardan dalgadan etkilenen bir yer değil fazlaca. Hani tek tük biz balık boylama falan yaparken elle seçme yaptığımız zamanlarda mesela 1000 balık seçiyoruz 5-10 tane elimizde ister istemez kaçıyor alabalık biliyorsunuz hırçın balık. Onlardan oltaya vuranlar falan olur çatlat. Tutanlar da işte balık kaçtı kafes patladı falan muhabbetleri öyle doğar. Genelde şey diyorlar susamurundan. Susamuru burada var ama daha önce öyle bir kafeslerde bir zararını görmedik. Daha önce bir zararını görmedik. Ya burada aslında kafes patlaması değil de uzun zamandan beri bu iş yapıldığı için normal olan balıkları aslında yakalıyorlar. Oradan kafes patlamış. Şimdi ben bir soru daha sormak istiyorum size. Mesela biz bunları hep şey olarak biliyoruz. İstilacı balık olarak biliyoruz. Evet, öyle. Kendi aralarında üremezlermiş. Evet. Yani ya, doğruluğu var mı? Üreme olayı biraz daha profesyonel. Üçgane olması gereken bir durum. Dişi balığın yumurtası sağlar. Erkek balık da üremezse zaten yumurta göz tutmaz. Kendi başına doğal ortamda üreyemez. Yani bir insan elde değmesi lazım. Yani şöyle insanoğlunu deyip de o şekilde üreme yapıyorlar. Şey yapıyorlar ya videoda havyarı çıkartıyorlar. Aynen, aynen. Erkeğin döllerini algarıştırıyorlar. Aynen. O şekilde örüyor demek ki. Aynen. Peki burada mesela kafes temizliğini, ağları falan kendin mi yapıyorsun yoksa dışarıdan birileri mi geliyor? Bunlar biraz ağır meşakkatli işler. O
Ağ değişimleri vesaire falan yaptığımız zaman arkadaşlar yardıma geliyor sağ olsun. Hep birlikte ağlarını değiştiriyoruz. Kirlendiği zaman, bölmesi gerektiği zaman, boylanması gerektiği zaman. O zaman 3-4 tane adama gidiyor. Peki mesela burada yaklaşık kaç ton civarında bir balık var? Şu an gördüğümüz gibi 5 tane kafes var. Bizim toplam yıllık kapasitemiz zaten 25 ton. 25 ton. Bunda mesela verdiğiniz zayiat ne kadar peki? Ya burada kafeslerden çok fazla bir zayiat vermiyoruz. Ya hani adet olarak %8-10'u geçmez yani zayiat. Ha, azmış, çok güzel. Gayet güzel. Yani bu şimdi kafesten kaçan balıklar. Evet. Yani bizim avladığımız balıklar doğal ortamda üreyip yetişemiyorlar. Yok. Yani bu tutuklarımızın tamamı buradan firar edenler. Aynen. Yani doğal somon değil. Evet. Yani eğer kendi başına bırakılmış olsa, balıkçılığa burası mesela bir yıl kimse gelmemiş olsa, o kaçan balıklar az önce tuttuk dediğimiz balıklar. Evet. Tabii ki büyüyecek haliyle somon boyutuna ulaşacak yani. Aynen. Peki bunlar ne kadar süre içerisinde büyüyorlar? Yani benim burada yetiştiricilik sürem, yani bir balığın 5 gramdan porsiyona falan çıkması yaklaşık 6-7 ay sürüyor. 6-7 ay. 8 ay falan bulabiliyor yani. 2 sene sonra şöyle anca oluyor. Aynen 1,5 sene gibi bir zamanda 2 kilo somon boyutuna ulaşıyor. Yani uzun bir zaman. Şimdi mesela avlanmasa bu balıklar büyük somon boyutuna gelse yine de hani örnek veriyorum bir 2 yıl sonra eninde sonunda ölecek üremeden. Yani adapte olamıyor. Burada somonun doğal üretimini ne kadar kiloya ulaşır bilmiyorum ama biz kafeslerde 6 kiloya kadar bunu çıkardık. Bakın çalıştığımız yerde. Burada da doğal ortamda kendi başına bırakılmış olsa avlanmamış olsa 10 kiloyu bulacağına inanıyorum. Efsane olur ama. Bunu çekmesi. Yani normalde yakaşerde gidiyoruz. Yakaşerde'nin açıklarında bilirsiniz zaten kafesleri. Biliyorum denizde. Oradaki kafeslerden patlamadan dolayı mesela Kanlıçay tarafına doğru gelen balıklar vardı. Mesela orada biz balık tuttuk geçen sene. Çok güzel balıklardı yani. Ya denizde tabii ki. Denizin dalgalarıyla burası bir değil. Oranın çalışma prensipleri biraz daha ağır. Daha da zorlu. Değil mi? Yani orada kaçma güçlü olabilir. Peki bir şey daha soracağım size. Normalde mesela şimdi şu anda tatlı suda yetişiyor bu somon. Bir de bu tuzlu suda yetişen somon var. Aynı balık. Aynı balık ama arasındaki acaba lezzet farkı oluyor mu? Elbette olur. Yani tuzlu suda yetişen bir nebze belki biraz daha lezzetli olabilir. O şey bir de canlı balık falan yiyor ya tuzlu suda. Evet. Tuzlu suda daha güzel lezzetten yağlanıyor balık. Yok kafes içerisinde diyorum mesela canlı balıktan yani ziyade kafes içerisinde. Yani deniz somonunun ha. Normal göletteki somona göre bir nebze daha lezzetli olur. Yani. Abi benim bir sorum daha var. Biz balıkçıların özellikle ya da diğer insanların doğru bildiğini sanmadığı yanlışlar sence neler var mesela bu işle ilgili, bu meslekle ilgili? Ya şimdi az önce bahsettik işte mesela burada çok balık olur, yemlemeye çok balık gelir falan. Bu doğru bilinen bir yanlış aslında. Yani alabalık genelde buradan çıktığı zaman sığ suya, daha böyle yemlik bulabileceği yerlere gider. Yani küçük bilme dediğimiz yemlikler genelde kıyı sularında olur, kıyılarda olur. Kıyıda daha fazla tuz vardır aslında. Yani kafes etrafında daha az olur yani. Kafes etrafında daha az olur. Ya biz şey zannediyorduk mesela kaçan balık kafesinin tarafında kalmaya devam eder yeme alıştığı için diye biliyorduk. Yani şimdi çok büyük bir kitle kaçmış olursa belki bu dediğiniz doğru. Alabalık popülasyon balığı yani toplu halde hareket eden bir balık. Hani 100-200 tane balık kaçtığı zaman barajın her tarafına yayılır. Yani nereye gitti de belli olmaz yani. Genelde akara gider yani. Mesela barajın uç kısmında iyi kuvvetli bir akar varsa, temiz bir su varsa ki buranın o kadar kuvvetli bir akarı yok. Oraya gider, oraya yoğunlaşabilir, doğru. O zaman kuvvetli bir akar yoksa da otomatik olarak kıyı şeridine yani doğru yaklaşıyor. Kıyılarda hemen. Yemlenir, işte küçük balıklarla, börtü böcekle, çekirge, şu bu vesaire filan ne bulursa yer yani alabalık, biraz etçil balık. Ya şimdi şöyle biz baktık, birkaç tane atış yaptık, deneme yaptık burada. Kıyıdan aldığımız balıklar bayağı ufak balıklar, yani porsiyonuna yaklaşmamış balıklar. O yüzden tutmanın da bir anlamı, bir mantığı yok. Yani buradan mesela bu işte avı yapıp da küçük balık alanlara bir şey demek ister misiniz? Ya şimdi geri salsınlar diyeceğim ama tabii kanca zedesi yarası olan balığın yaşama ihtimali ne kadar olur bilemiyorum. Ama bir somon narin hasarsız bir gördükleri balığı salsınlar yani ben başka bir şey demiyorum. Narin bir balık somon. Evet. Çok çabuk şey yapıyor. Vefat edeyim. Şu anda biz röportaj esnasında ben gözüm şeylere de gidiyor. Kafeslere de gidiyor. Harika oynaklar var. Yani çok zevkli, seyretmesi çok zevkli. Şu anda bulunduğumuz yerde kaç metre derinlik var sevgili abi? 30 metre derinlik var burada. Evet arkadaşlar biz hemen geri dönüyoruz. 30 metre dönükten sonra. Yüzme bilmeyen var mı? Evet. Biraz geç sordu ya. Evet. Geçeride çok fayda etmez. Suyu soğuk bayağı. 6-7 derece civarında. Hipotermi geçiririz. Hipotermi geçiririz de. Zaten geçirmeyelim. Biz yani geçirmeyelim. Altımızda şeyler var. Tulumlar. Bu tulumlar su almıyor gerçi ya. Ya biz seninle beraber. Bir şey daha sorabilir miyim abi? Bizim bildiğimiz mesela somon balığı soğuk suyu sever ya.
İşte burada yazın mesela yine de üretim yapılabiliyor mu? Yapılıyor. Yani yazın burası yüzey suyu. Yüzeyden 5-6 metreye kadar ısınıyor ama daha aşağısı serin oluyor. Yani balığın yaşayabileceği. Yani, balık da aslında sıcaktayken kafeste dahi dibe iniyor değil mi? Önünde bu ağları biraz daha derin, az önce bahsettiğim 14-15 evet. metrelik ağları kullanıyoruz. Balığı biraz daha aşağıya indirmiş oluyor. Yani balık için uygun ortam, uygun sıcaklık. Evet. Yani şu an arkadaşlar hani dışarıdan kolay geliyor bizlere. İşte kıyıdan balık tutuyoruz, şöyle yapıyoruz, işte kafesleri görüyoruz. Diyoruz ki işte ah şu kafeslerin yanında olsak falan diye. Ama içerisinde olup da bu işi yapanlar için inanılmaz derecede zor bir iş. Yani öyle söyleyeyim, çok zahmetli, çok zahmeti olan bir iş. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Kafesin o yanına yüzden... geldin mi de balık tutamıyorsun ha? Evet. aynen öyle. Şeyler var. O yüzden biz ne yapıyoruz? Biz bundan sonra yine aynı şekilde kıyı şeridinde devam edeceğiz. Hem bir şey kanıtlayalım. Abi kafeslerin yanında balık var mıymış? Yokmuş. Evet. Şu anda arkadaşların ikisi de atıyorlar. Tam kafeslerin yanındayız. Tahmini 5 metre verdim derinlik. Evet. 30'muş. 30 metreymiş. Abi zaten direkt cevabı abimiz bize verdi sağ olsun. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben çok özel bir bilgi ya. Ben hiç görmediydim mesela. Hep böyle tahminlerden gidiyorduk yani. Evet. Çünkü biz mesela Derbent'e gittiğimiz zaman özellikle Kız Kayası'nın karşısındaki kafeslerin oraya gideriz ki hani işte orada daha çok balık çıkar. Şöyle balık çıkar, böyle balık çıkar. Milletle konuşur zaten bunu. Ama doğrusu buymuş. Bunu da öğrendiğimiz çok iyi oldu. Öyle değil mi Turgut Bey? Kesinlikle. Kestik. Yemle balık alacağım abi. Şu anda görüyorsunuz bakın. Abi bir saniye. Şimdi abi alıyor. Ahmet bu tarafa doğru geçer misin Ahmet? Evet. Balık şu anda geliyor. Abi kepçeyi daldırdı. Ay maşallah. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz balıkları. Canlı canlı. Canlı canlı. Yani siz bu şekilde aktarım yaparken balık kaçabiliyor, doğru mu? Bu kaçan balığı da kıyıcılar tutuyor. Buradan kopar. Kesin mi? Buradan kes, ona bağla abi. Kesin olsun kaça. Arkadaşlar bol balık istiyordunuz. Alınca bol balık. Hay maşallah. Arkadaşlar şu an balıkları görüyorsunuz. Turgut buraya çekmeni istiyorum abi. Bunlar bizim botlar. Ebatlar aynı arkadaşlar. Ebatlar aynı. Ebatlar hep aynı. Bunlar kaç lira geliyor? Ortalama. 4 lira. Buradan sen restoranlara gönderiyorsun değil mi? Evet. Gelip kedileri mi alıyorsun bu kedileri? Bazen ben götürüyorum, bazen onlar götürüyor. Balıkların tazeliğine bakar mısınız ya? Harika. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi balıklarımız burada. Daha az önce abimiz kafesten canlı canlı çıkarttı balıkları. Böyle bir zevk yok. Arkadaşlar böyle bir zevk yok. Canım neye sıkkın biliyor musun? Niye? Kafesin içine girdik. Kepçeyle balık aldık. Yine de rekoru kıramadık. Hiç sorma vallahi ya. Yine rekoru kıramadık. Evet arkadaşlar şu anda kafeslere gittik. Kafeslerden balığımızı aldık. Şu anda yine aynı şekilde kareye doğru çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda balığımızı aldık. Ahmet tek balığı aldı, çıkıyor gidiyor. 10 numara. Evet. Şu anda balıklar tartılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Nasıl bir deneyimdi sizce? Efsane. Efsane diyorsun. Evet abi nasıl bir deneyimdi? 150. Sence nasıldı? Çok iyi bir deneyim oldu. 10 numara diyorsan. Görmüş olduk. Harika. Turgut Bey nasıl bir deneyimdi evet, abicim? Abi çok özel bir deneyim ya. Değil mi? Kesinlikle. Harika, ben çok zevk aldım. Evet. Poşetim yok. Çok büyük yemek var ya. Var.
Evet arkadaşlar, bugün bizim için güzel bir deneyim oldu. Ustamız da sağ olsun bizi havuzları gezdirdi. Yaklaşık 6 tane havuz var herhalde. Evet. İrili ufaklı balıklar var. Burası da böyle piknik yapmak için, bal tutmak için çok güzel bir yer. Gelip burada ailenizle beraber piknik yapabilirsiniz, bal tutabilirsiniz. Çok güzel bir yer burası. Ayrıyeten balık almak isterseniz de Mustafa hocamdan gelip balıkları alabilirsiniz. Bu gölde de arkadaşlar ağıyla balık avı yapmak kesinlikle yasak. Ağ atılmıyor. Diğer Bafra'daki, diğer ilçelerdeki avcılık gibi ağ atılmıyor. Gayet güzel bir ortam var buranın. Mustafa hocam da gayet güzel bir ortam yaratmış burada. Tekrardan sorularınız varsa arkadaşlar soruları alalım. Tabii ben şey sormak istiyorum öncelikle Mustafa Bey. Mustafa Bey, şu anda mesela burada bir işletme sahibisiniz. 6 tane havuzunuz var, evet. 6 tane havuzda şu anda toplamda kaç ton balık çıkartıyorsunuz? Yani bunlar hasata ulaştıkları zaman yıllık kapasitemiz 25 ton. Yani 25 yılda, ton. Yılda 25 ton yıl civarında bir üretim yapıyoruz. Mükemmel, çok güzel. Peki buraya ayrıyetten kira bedeli falan ödüyor musunuz? Tabii ki ödüyoruz. Yani devlet su işlerine, su üzerinde işgal ettiğimiz alan karşılığında kira bedeli ödüyoruz. Şimdi Mustafa abi, açık konuşmak lazım. Mesela şu anda olta balıkçıları buraya geliyor. Evet. Halde biliyorsunuz. Yani şeye yasak. Ağa yasak olduğu için olta balıkçıları geliyor. Herhangi bir rahatsızlık falan hissediyor musunuz bundan dolayı? Yani şunu diyebiliyorsunuz. İsteyen kişi gelip balığını burada rahatlıkla tutabilir diyebiliyorsunuz. Yani, tabii yani bizim kafesimizi olta atmadığı sürece. Doğayı pisletmeyin arkadaşlar. Saygı, evet, yani, her şeyden önce. Bizim açımızdan problem yok. Sizin bir sorunuz var mı? Mesela işletme olarak daha çok nerelere yönelik çalışıyorsunuz? Yani, müşterileriniz nereler yani? Canlı balık restoran işletmelerine balık tedariği sağlıyoruz genelde. Ama yani gelip çalsın. Burada mesela buradan ben... Buradan da tabii, perakende buradan da satış yapıyoruz. Balık tutamayanlar genelde uğrayabilir. Aynen. Buraya gelip balık alabilir. Balık tutamayanlar geliyor. Peki abi şey var mı? Fotoğraf çekmelerine izin veriyor musun? Oltanın ucuna takıp fotoğraf ben tuttum diye. tabii çekebilir ya onun kendisi. Her şey kuralınca serbest arkadaşlar. Aynen. Burada. Burada balık tutması çok kolay arkadaşlar. kepçe. Bu arada arkadaşlar bizim hani Mustafa abi bize özel ayrıcalık gösterdi. Burada gelip de kafeslerde oltayla balık avlamak falan yasak kesinlikle. Öyle bir şey yok. Evet. Ayrıca yine aynı şekilde. İlk ve sondu. Aynen. Yani dışarıdan birisi gelip de biz kafesleri görmek istiyoruz denildiğinde de olmuyor. Bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Aynen. Öyle söyleyeyim. Yalnızca balık istediğiniz zaman Mustafa abi size balık konusunda yardımcı olacaktır. Canlı verir. Aynen öyle. Vallahi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben kendi adıma ben Mustafa abiyle tanıştığıma çok memnun oldum. Ayrıca çok güzel bir deneyimdi benim için. Aynen. Harika bir şeydi. Bir hep şey dışarıdan var. Görüyorduk bunları. Mesela biz hep dışarıdan böyle kafesçileri, ya belki de öyledir de bilmiyorum. Hani kafesçiler böyle çok sert, böyle ağa benim, paşa benim, buraların sahibi benim gibi yok, görüyorduk. Yok. Ama sen harbiden çok sıcakkanlı bir adamsın. Şey çok teşekkür ederiz. Aynen öyle abi. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Abi Mustafa abi. Buyurun. Biz şimdi aklımızda olan soruları zaten sana sorduk. Evet. Bu konu hakkında da bilgileri aldık. Senin en son söylemek istediğin bir şey var mı abi? Bu konuyla alakalı olsun, balıkçılıkla alakalı olsun, kafescilikle alakalı olsun. Söylemek istediğin bir şey var mı abi? Öncelikle geldiğiniz için sağ olun. Biz teşekkür ederiz abi. Zor bir sektörde zor bir iş yapıyoruz ama Allah'a şükür geçimimiz iyi. Elimizden geldiğince buraya gelenlere de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani dağın başı olarak değil de bir doğanın ortasında olarak görüyoruz kendimizi. Severek yapıyoruz işimizi, bu kadar hocam. Yani söyleyeceğim ekleyeceğim. Harika abi. Şey. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ olun. Allah razı olsun. Biz tekrardan sana çok teşekkür ediyoruz sağ abi. Sağ bu deneyimi bize yaşattığınız için. Sağ olun. Vallahi arkadaşlar, gelmek isteyenler adres belli. Havza, görmüş olduğunuz gibi. Dereköy. Evet. Havza Dereköy Barajı. Bir daha Mustafa abiden işletmenin ismini alıyoruz. Dereköy Alabalık Tesisleri. Dereköy Alabalık Tesisleri. Havuzun merkezden 23 km. Telefonda arkadaşlar açıklama kısmına bırakırım. Hani ulaşmak isteyen, balık almak isteyen olursa Mustafa abi her türlü yardımcı olur. Evet. Harika. Bir dahaki videolarda o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Devam ki. Hoşçakalın. Devam ki.